Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu minel Medine'til Münavvara. Medine-i Münevvere'deyiz şu anda elhamdülillah. Dün akşam geldik ve yatsı ve sabah namazları nasip oldu. Mescid-i Nebevi'de eda ettik. Elhamdülillah. Allah kabul etsin cümlemizin ibadetlerini, taatlerini, dualarını, isteklerini lütfuyla, keremiyle Rabbimiz kabul eyleyip ihsan eylesin. Efendim biliyorsunuz Mescid-i Nebevi çok büyütüldü. Gelenler bilirler. Gelmeyenler de gidip gelenlerden duymuşlardır. İçi muazzam bir şekilde genişledi. Kapasitesi çok arttırıldı. Ama ben bu sabah namazında şaşırdım. Taksiyle Bab-ı Nisa tarafına, Baki kabristanı tarafına gelmiştik. Taksinin yanaşacağı yerlere kadar bile cemaat gelmiş. Halbuki avlu geniş, caminin içi geniş. Oraya kadar cemaat dolmuş. Zor yer bulduk sabah namazında. Efendim bir arada seccademizi yaydık içeride. Yani caminin içine değil de avlunun içine ancak girebildik ve orada namazımızı kıldık maşallah. Herkes efendim aşk ile şevk ile hacca geliyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyarete geliyorlar. Tabii çok hayırlı, güzel bir ibadet. Bu münasebetle ben ilk hadis olarak Ramuzül Ahadis'in 239. sayfasından 4. hadis-i şerifi okumak istiyorum. Peygamberi Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurmuşlar ki en nafakatu fil haccı en nafakatu fi sebilillah bisebbi mi'eti zayıf. Biliyorsunuz Allah'ın en sevdiği ibadetlerden ve en önemli, en lüzumlu, en mecburi ibadetlerden birisi de savunmaktır, cihattır. Görüyorsunuz Balkanların halini, Kafkasya'nın halini, dünyanın birçok yerinde çok masum ve çok mazlum insanlar ne kadar gaddarca, efendim hunharca, nasıl insafsızca efendim hücuma maruz kalıp nasıl gizli planlarla yok edilmek isteniyorlar, nasıl efendim bir ırkın, bir kavmin, bir dinin karşısında 20. yüzyılın efendim gelişmemiş medenileri nasıl hileler yapıp da yüzlerce binlerce insanı efendim masumu hedef alıyorlar, toplu mezarlara gömüyorlar. Biliyorsunuz tabii bütün bunların hepsi dinimizin ne kadar makul, güzel olduğunu gösteren bir noktaya getiriyor bizi. Dinimizin ibadetleri başka dinlerle, inançlarla mukayese edildiği zaman derhal o yönden de ortaya çıkıyor kıymeti, dinimizin yüksekliği. İbadetlerin hepsi çok güzel hedefleri hedefliyor. Efendim çok büyük faydalar sağlıyor. Hepsi hayatın ta içinden, ta kendisi. Efendim çok kıymetli ibadetler. Mesela ben askerlik yaparken benim bulunduğum birliğin komutanı, generalim efendim bana sormuştu. Niçin Türkler Müslüman oldu? Yani etrafında bir sürü dinler vardı. Budizm, Rahmanizm, Konfüçyanizm, efendim Şintoizm, efendim Şamanizm, hatta Hristiyanlık, Yahudilik, efendim Lamaizm, Hindistan'ın binbir çeşit dinleri, hepsini tanıyorlardı. Niçin Müslüman oldular diye çok güzel bir soru sordu. Ben de efendim bir saat kadar izahat vermiştim. Efendim Sayın Generalim de o zaman böyle çok büyük bir ilgiyle dinlemişti, hiç unutmuyorum. Şimdi ben dedim ki o bir saatlik izahatımın içinde Sayın Komutanım dedim, yani İslam'ın ibadetleri hikmetli. İslam'ın ibadetleri yerli yerinde. Türk ırkı devlet kurmuş ırklar üzerinde efendim hükümet sürmekte. Asya'ya yayılmış çeşitli inançlardan efendim insanları çeşitli renklerden, dillerden efendim insanlara hükmediyor. Öteki dinlerde bu efendim fiili durumu destekleyen bir şey yok. İnanç ve ibadet aksiyonu görülmüyor ama İslam her yönden
her yönden mükemmel olduğu için, hayata cevap verdiği için, hayatın ihtiyaçlarını karşıladığı için efendim İslam'a girdiler. Yani kendi pozisyonları bakımından da İslam'a girince çok rahat ettiler. Çünkü kendi pozisyonlarını da İslam dini takviye ediyor. Efendim mesela cihat var. Efendim elbette olması lazım ki efendim bir devlet ayakta durabilsin. Mesela bir zekat var ki çok önemli. Mutlaka zenginlerin fakirleri sevmesi lazım, merhamet etmesi, acıması lazım. Bunlar birisi siyasi ibadet, birisi içtimai ibadet. Yani İslam sadece ibadeti, din bir duygu, ona kimse ilişmez gibi böyle enfüsi, yani subjektif bir olay olarak görmüyor, göstermiyor. Hayata bağlıyor insanı, hayattan koparmıyor. Kenara çekmiyor, dağ başında inzivaya çektirmiyor. Hayatın içinde kulluğu güzel yaparak Allah'ın rızasını kazanmayı hedeflediği için, yani hangi yönden baksak, neresini anlatalım, o kadar çok güzellikleri var ki İslam'ın, anlatmakla bitmez. Efendim, onun için hepsini bilen insanlar olarak ecdadımız bütün dinleri incelemiş, tatmış, hatta hepsine girmiş. Efendim o hayatı yaşamış, uzaktan kulaktan dolma bilgiyle kalmamış, en güzeli olduğu için İslam'a girmişler diye söylemiştim. Efendim bu benim şahsi özel bir hatıram, Asya Memnun'u yaparken Ağrı'nın Patlası ilçesinde. Şimdi tabii cihadın ne kadar önemli olduğunu artık 20. yüzyılda kimse efendim itiraz edecek durumda da değil. İdeal olarak istiyoruz ki insanlar kardeştir. Bunu söylüyoruz. Hepimiz Hazreti Adem'den gelmişiz. Aynı cinsteniz, aynı dedenin, aynı babanın evlatlarıyız. Birbirlerimizi sevmemiz lazım. Sulh içinde efendim yaşamamız lazım. Ama biz böyle güzel duygular taşıyoruz. Bütün insanları kardeş görüyoruz. Fakirlere acıyoruz. Efendim gayrimüslim bile olsa başka topluluklarla en güzel münasebetler içinde hareket ediyoruz. Dinde baskıyı uygun görmemiş büyüklerimiz, 7 asır hakimiyeti altında tuttuğu topluluklara dini bir baskı yapmamış. Dinle şöyle olacaksınız, İslam en güzel din, gelin bakalım Müslüman olun bile dememiş. Kendi kendine İslam'ın güzelliğini anlasın, zorlamayalım, batıl inançlardan, yanlış itikatlardan vazgeçsin diye söylemiş. Doğrusu ben olsam, o devirlerde yaşasaydım, bilmiyorum ne yapardım ama ben tabii biraz böyle İslam'ı anlatmak gerektiğini, güzelliklerini mukayeseli olarak güncelleştirmek, ortaya getirmek gerektiğini düşünüyorum. Böyle sen ne yaparsan yap, ben ne yaparsam yapayım mantığında olunca adam güzeli öğrenemiyor. Güzeli anlatmamız lazım. Güzeli anlatmak için de konuşmak lazım. Tebliğ lazım, irşat lazım, efendim radyo lazım, televizyon lazım, gazete lazım, mecmua lazım, konferans lazım, ders lazım, okul lazım. Bunların hepsi anlatmak olacak. Peygamber Efendimiz'in işi in aleyke illel belâh tebliğdi. Yani tebliğ ederiz biz. Hidayet Allah'tan. Kim doğru yolu bulursa bulur. Dünyası ahireti kurtulur. Ama anlatma vazifesini güzel yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Cihat çok önemli. Çok sevaplı. Ve sonuç itibariyle de hakikaten insan cihada girdi mi sevgili dinleyiciler, bir düşünüverelim. Ya canı gidecek ya malı gidiyor. Yani cihat büyük masraflı bir faaliyet, devlet çapında oluyor ve var gücünü devlet ortaya koyuyor. Çünkü olmak veya olmamak meselesi çıkıyor karşısına. Yenerse var olacak, yenilirse yok olacak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Onun için canını dişine takıyor milletin fertleri. Efendim kazmayla kürekle bile olsa efendim kendisini savunmaya çalışıyor her türlü imkanıyla. Çalışmaya gayret ediyor ki düşman gelmesin, düşmanın istilasına uğramasın, düşmanın zulmüne maruz düşmesin, düşmanın çizmesi altında efendim ezilmesin diye var gücüyle çalışılıyor. En büyük masrafı ordulara harcıyor devletler. Efendim ordular en güzel silahları bulmaya çalışıyor. Bunların hiçbirisini kimse inkar edemez. Yani edenler var. Bir felsefi ekol olarak savaş olmasın. Evet biz de savaş olmasın diyoruz ama savaş olmasın derken karşıdan efendim bize hücum olunca da savaşmak zorunda kalıyor insan. Yani başka çare
olmadığı gün diyor. İslam'ın ta başından beri İslam'ın yaptığı bütün faaliyetler çok dikkatli ve insaflı bir şekilde incelenirse görülür. Peygamber Efendimiz kendisi nasıl çıktı? Nasıl efendim Muhammed el-Emin olarak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzel ahlak şahikası olarak, şaheser efendim bir insan olarak nasıl güzel çalıştı ama nasıl düşmanlıklara maruz kaldı, nasıl antidemokratik efendim insan haklarına aykırı baskılar, efendim zulümler, hatta canına kasteteler oldu, nasıl kendi üzerine ordu sevk edildi, nasıl Müslümanlar işkencelerle öldürüldü. Ondan sonra tabii bunların karşılığını vermek gerekir. Osmanlıların da durumu öyle. Osmanlılar da devamlı efendim adeta savunma harbi yapmışlardır ama yendikçe ilerlemişlerdir elhamdülillah. Ecdadımız gittiği yerde de yendiği zaman bile zulmetmemiştir. Yenik düşürdüğü komutanlara bile güzel muamele etmekten, âli cenaplıktan vazgeçmemiştir. Onlara şerefli bir asker muamelesi yapmıştır. Yenik düştün, ne yapalım askerlikte olur böyle şeyler diye teselli etmiştir. Karşısına oturtmuştur. Dedelerimiz Allah makamlarını daha âlâ eylesin, nur içinde yatsınlar. Her bakımdan hayran olduğum kimseler, daha iyi tanıdıkça siz de tabii hayran olacaksınız. Şimdi cihat çok büyük bir ibadet demek istiyorum. Bu kadar efendim şöyle kenarından, ortasından derleyip toplayıp getirdiğimiz misallerle anlatmak istediğim şey cihadın, savaşın, Müslümanların kendilerini korumaları için, dinlerini geliştirmeleri için yaptıkları çalışmanın ne kadar önemli olduğu muhakkak. Dinimizin sevabı da çok büyük. Efendim, savaşta gazi olursa ne kadar büyük sevaplar oluyor. Canını kaybeder şehit olursa cenneti kazanıyor, hesapsız cennete giriyor. Efendim, deniz savaşı, kara savaşından iki misli daha sevaplı. Deniz şehidi, kara şehidinden daha üstün. Bu da bizi denizlerde kuvvetli olmaya sevk ediyor. Deniz kuvvetlerimizin kuvvetli olması gerektiğini gösteriyor. Buralara masraf yapmazsak, düşman bizden daha kuvvetli olursa, efendim durumumuzun iyi olmayacağı da ortaya çıkıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Hazretleri emretmiş. Ve اِبْدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُوْوَةِ Yani gücünüz yettiğince onları sizin ve Allah'ın düşmanı olan efendim o insafsızları, zalimleri, kafirleri korkutacak güç kuvvet hazırlayın diyor. Demek ki masrafta olacak. Efendim İslami cihat için harcanan masrafların da sevabı çok. Eski devirde at beslenirmiş. Efendim at hakkında çok böyle medikkar hadis-i şerifler var. Peygamber Efendimiz teşvik eylemiş ki insanlar hazırlıklı olsun cihada, cihat aletlerini beslesinler, vasıtalarını, araçlarını hazır tutsunlar diye. At beslemenin, efendim ata bakmanın ne kadar sevap olduğu anlatılıyor. Bir hadis-i şerifte arkadaşlarla Medine-i Münevvere'de okumuştuk geçen gelişlerimize. Kişinin kılıcını kuşanmış olduğu halde kıldığı namaz, kılıçsız kıldığı namazdan 700 kat daha sevaplıdır diye hadis-i şerif var. Bunu asker arkadaşlarımıza müjde olarak söylemiş olalım bu cuma gününde. Tabii o zaman kılıçsa bugün de tüfektir efendim veyahut tabancadır veyahut toptur. Yani böyle silahı başındayken, silah yanındayken kılınan namazların ne kadar çok sevap olduğu görülüyor. Şimdi buradan nereye geçmek istiyorum? Cihadın ve cihat için yapılan masrafın dinimizde çok sevap olduğu muhakkak. Buradan nereye geçmek istiyorum? Bu hadis-i şerife geçmek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demin metnini okuduğum hadis-i şerifte buyuruyor ki ennefakatu fil haccı. Hac yaparken harcanılan masraflar. Nafaka, infak. Harcama demek. İnsan kendisine para harcar. Bineği için para harcar. Deveyle geliyorsa devesine ot lazım, su lazım, bakım lazım. Deveciye para vermek lazım. Atıyla geliyorsa aynı şeyler gerekli. Bu devirde efendim uçakla geliyor, otomobille, otobüse geliyor, onlara para veriyor. Yollarda masraf yapıyor. Kaldığı yerlerde paralar gidiyor. Ne oluyor bu paralar? Ennefakatu fil haccı. Hacda harcanılan paralar. Ennefakatu fi sebilillah. Fi sebilillah yapılan harcamalar gibidir. Yani cihada harcanan
paralar gibi o kadar büyük sevap kazanıyor. O ne kadardır? Onu da bu hadis-i şerifte Efendimiz sarahaten beyan buyurmuşlar. Serveri Kainat Efendimiz Hazretleri. Bisebi niyeti bu'fin. 700 misli daha fazla. Yani Allah yoluna insan masraf yaptı mı 700 misli büyük yapmış gibi mükafat 700 misli fazla veriliyor. Hacca yapılan masraflar da öyle. Yani hac içinde efendim Türkiye'de masraf yapılıyor, yol için masraf yapılıyor. Efendim buraya gelindiği zaman masraflar oluyor, zahmetler oluyor. Hepsi büyük sevap ve hepsinden de çok büyük faydalar var. Haccın da ne kadar muhteşem bir ibadet olduğunu gelsin görsün Müslüman kardeşlerimiz. Efendim ne kadar güzel oluyor. Dünyanın her yerinden biraz aktifseniz, biraz tatlı dilliyseniz, biraz sokulgansanız, biraz meraklıysanız, biraz kalbinizde İslam kardeşliği duygusu kuvvetliyse selam veriyorsunuz, Sudanlı bir kardeşle tanışıyorsunuz. Selam veriyorsunuz, Cezayirli bir kardeşle tanışıyorsunuz. Selam veriyorsunuz, efendim Fas'tan, Mısır'dan, Libya'dan, Balkanlardan, Orta Asya'dan, Kafkasya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan, Çin'den, efendim gelmiş kimselerle karşılaşıyorsunuz. Hint'ten, Yemen'den, Avustralya'dan, Afrika'dan. Hele Afrika'yı artık tanıyamıyoruz. Biz rengi siyah olunca kim olduğunu bazılarını grup grup teşhis edebiliyoruz. Bunlar galiba Somalili, bunlar galiba efendim Nijeryalı falan diye ama Afrika çok büyük bir kıta ve Müslüman bir kıta, yeşil bir kıta. Efendim hepsiyle büyük tanışmalar oluyor. O tanışmalar da devam edebiliyor. Yani haçtan sonra da bazıları bu kardeşliği devam ettiriyorlar. Telefonlaşıyorlar, davetleşiyorlar, birbirlerini ziyarete gidiyorlar. Böylece işte insanlığın özlediği medeniyet, daha gelişmiş diye düşündüğümüz ülkelerdeki yazarların söylediği şeyi, efendim kardeşliği, insani kardeşliği, bütün insanların kardeş olduğunu Müslümanlar burada efendim gösteriyorlar. Bu hac böyle güzel bir ibadet. Efendim tabii çeşitli faydaları da var. Yani böyle beynelmilel faydası olduğu gibi insan için faydası var. Hacca gitmiş bir insan çok tatlı bir insan oluyor. Ben diyorum ki Türkiye'de mesela seyahate gidiyoruz, Antalya'ya geldik, Isparta'ya geldik veyahut Fethiye'ye geldik veyahut efendim Sivas'a geldik. Efendim kalabalık bir grup halinde geldik. Şimdi ne olacak? Otellerde yer bulunur mu? Diyorum ki hac yapmış bir insan için hem ev sahipleri için hem gelen misafirler için seyahatle seyahatteki yemek yemek veyahut gecelemek bir problem değil. Neden? Haçta insan bunun eğitimini gördüğü için o kadar öyle müşkül pesent olmuyor. Her şeyi beğenmez, her şeyi tenkit eder. Efendim olmaz, istemem, burası bana layık değil filan gibi duygular olmuyor. Daha pratik, daha realist oluyor. Yani her yerde rahat ediyor insan. Ben diyorum ki müşterih olun, korkmayın, çekinmeyin, telaş etmeyin. Hem sevabı var hem de yani Müslüman misafir hafif bir misafirdir. Öyle o kadar şey yapmaz. Hem misafir olup da hem de giderken ev sahibinin bir sürü şeyin kusurunu yakalayıp da etrafa efendim menfi propaganda makinesi gibi söylemez. Allah razı olsun der, dua eder. Efendim kendi rızkıyla gelir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Misafir kendi rızkıyla gelir. O ne demek? Yani Allah o misafir kimin evine misafir olacaksa onun rızkını o ev sahibine önceden gönderiyor. O gün dükkanında olağanüstü bir şey oluyor, satış oluyor. Kendisi fark etmiyor. Ya bugün işler iyi gitti. Farkında değil. Misafir gelecek, misafirin rızkını önceden Allah gönderiyor. Misafir geliyor, misafir kendi rızkıyla gelir demek bu. Yani Allah misafirin rızkını ev sahibine yük etmiyor. Ev sahibine fazla veriyor, ev sahibini taltif ediyor, ev sahibini efendim memnun ediyor, ev sahibini doyuruyor, ondan sonra misafir doyuyor. Efendim kendi rızkıyla gelir misafir. Allah herkese bir rızk yazmış, alnına daha doğmadan annesinin karnındayken alnına yazısı yazılmış, rızkı ne kadar olacağı belli. Efendim kendi rızkıyla gelir misafir bir eve, nasıl gider? Ev sahibinin günahlarını bağışlatmış olarak gider. Yani ev sahibinin günahlarını evden alıp götürür. Ev günahtan temizleniyor. Misafirin üstüne kalmıyor. Dışarı gidiyor. Efendim ev sahibi günahtan kurtulmuş oluyor. Şimdi işte böyle haccın
pek çok faydaları var. İnsanı rahat bir insan yapıyor, olumlu bir insan yapıyor, müsamahalı bir insan yapıyor, misafirsever bir insan yapıyor. Kendisi misafir ise hoşgörücü, efendim ev sahibinin ayıbını aramayıcı bir misafir yapıyor. Efendim Müslümanları kaynaştırıyor. Bunlar hep dünyevi faydalar. Yani materyalist düşünce ile olaya bakıldığı zaman İslam'ın bütün ibadetlerinden dünyevi faydada çıktığı görülüyor. Faydalı. Yani adam bunu yaptığı zaman dünyevi yönden fayda sağlıyor. Ayrıca uhrevi faydaları var tabii. Tariflere sığmaz manevi efendim mükafatları var. İnsana kazandırdıkları güzellikler var ki onları artık kimse şey yapamaz. Efendim sıralamakla, saymakla tüketemez, bitiremez, saatler yetmez, dakikalar kâfi gelmez bu güzellikleri anlatmak için. Tabii hacca giden bir insan, muhterem kardeşlerim, zor bir iş yapıyor. Cihat gibi zor bir işe girişiyor, kolay değil. Yaşlıdır, evindeki rahatı yok. Şimdi her ne kadar medeniyet ilerledi, o hastalar gelişti, oteller var. Her yerde rızık, gıda, bol, efendim parası varsa her şeyi alabilir ama yine de zor. Haccın özellikle zor tarafları, sıkışık tarafları olabiliyor. Efendim, meşakkatli bir şey. Efendim, sıkıntıları var. Parası olsa bile insan çok sıkıntılar çekiyor. Ha, ona karşı da bir başka hadis-i şerif okuyalım. Bu benim birinci okuduğum hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel Efendimiz'dendi. Hanbeli mezhebinin imamı, müştehit, büyük hadisçi. Allah rahmet eylesin, makamını âlâ eylesin, bize şefaatini erdirsin, cennete buluştursun. Hac yolunda sarf edilen masraflar, Allah yolunda sarf edilen masraflar gibidir. Bire 700 misli sevaplıdır diyor. Tabii masraflar böyle mükafatlı, efendim, tabii meşakkatler de mükafatlıdır, zahmetler de mükafatlıdır. Uykusuzluklar, sıkıntılar, yorgunluklar. Şimdi bizim kardeşimiz diyor ki, gittik bir kardeşimizin işini görmek için efendim akşamdan gece saat 3'e kadar uğraştık. Nihayet bir izin alıp da bir yerden bir yere gitmesi için çok eza cefa çektik diyor. Bunların hepsi şey, eza cefa, Allah yolunda çekilen eza cefa ve bunların mükafatı büyük. Bu konuda da bir hadis-i şerif okuyayım. Çünkü aynı sayfada benim okuduğum hadis-i şerifin üstünde efendim konu bakımından yakın olduğundan En-Nasr-u Mahal sabr ve feracu mal kel ve inne mal usri yusran inne mal usri yusra. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki en nasru ma'as sabr, zafere ulaşmak sabır ile beraberdir. Yani iki manaya geliyor sabır ile beraberdir demek, sabrederse zafere ulaşır demek. İkincisi de yani İnsan sıkıntı çekiyor savaşta filan, sıkıntı da oluyor ama vel feracu mal kerb, gönül ferahlığı, rahatlık da sıkıntıdan sonradır, onunla beraberdir, ondan sonra gelebiliyor. Yani bu hayatı dünyada bunların ikisi karışıktır, beraberdir, yan yanadır. O da olur, o da olur, biraz o olur, biraz o olur. Bir imtihan öyle gelir, bir imtihan öteki türde gelir. Nasıl efendim çocuklar imtihan edilirken öğrenciler bir oradan bir oradan soruluyor. Allah-u Teala Hazretleri bir öyle imtihan eder, bir öyle imtihan eder. Ama bu hadis-i şerifte bir teselli var. Yani nusret-i ilahi, Allah'ın yardımı gelecek. Ne yapması lazım? Sabretmesi lazım. Efendim ferahlık, sevinç, güzel rahatlık gelecek. Ne yapması lazım? Sıkıntı anında efendim tahammül etmesi lazım. Gelecek demesi lazım. Çünkü Elem Neşrah Leke suresinin sonunda iki defa tekrar edilen ayet-i kerimede sözler müjde inne maal usri yusran, inne maal usri yusra. Yani zorluğun yanında bir kolaylık var, zorluğun yanında bir kolaylık var diye iki defa söylenmesi, zorluktan yılmayın ey Müslümanlar, zorluğa tahammül edin. Allah-u Teala Hazretleri o tahammül imtihanını başarırsanız kolaylıklar gönderecek. Efendim sıkıntılar feraha dönecek. Efendim zahmetler zafere dönüşecek diye efendim bir müjde var. Tabii savaşta bu böyle olduğu gibi insanın sivil yaşamında, yani savaş dışı
zamandaki yaşamında da böyle, seyahatinde de böyle, haçta da böyle. Haç hele haç yolculuğu efendim, büyük ölçüde sabır imtihanı. Yani her şeye sabredecek, uçakta sabredecek. Şimdi bizim hacılar Medine-i Münevvere'ye indiler dün uçaktan. Ben gülerek böyle göz ucuyla seyrediyorum onları. Tabii daha önceden gelmiş bu durumları bilen bir kimse olarak. Şimdi ilgiler diyorlar ki şu tarafa geçeceksiniz kontrol için. Allah Allah diyorlar. Ne biçim iş ya diyorlar. Ne kontrolüymüş diyorlar. Hacılar tabii bir sürü laf söylüyor. Halbuki Medine-i Münevvere'ye inen hacılar, hacıların işlemleri 2 saat içinde biter. Çok kolay. Cidde'de izdiham çok fazla olduğu için 10 saat, 12 saat, 13 saat, 15 saat sürer oradakiler. Bunlar kendilerinin ne kadar rahat olduğunun farkında değil. Efendim içeride şuraya kontrole gireceksiniz demelerine efendim ilgililerin bilmem söyleniyorlar. Sabır lazım. Her yerde sabır lazım. Uçakta sabır. Hostes Hanım diyor ki sayın hacılar böyle tane tane söylüyor. Ben de arkadaşıma bakarak gülüyorum. Diyor ki sayın hacılar henüz kalkmayın. Uçak tam inmedi. Efendim kuşaklarınızı çözmeyin. Tekrar ihtar ediyorum. Sayın hacılar bizim hacılar sabırsız. Hop diye kalkıyor. Uçak daha hareket halindeyken valizlerini indirmeye başlıyor. Ne olur sabret. Yani sabret diyorlar zaten ilgililer. Uçak tamamen duruncaya kadar filan diyorlar. Bizim hacı baba aşkından, şevkinden sabırsız. Bir de tecrübesiz tabii bu seyahatleri bilmediği için hemen efendim kalkıyor. Demek ki haç yolculuğunda da sabır çok önemli. Uçağa girişten, gümrük kontrollerinden, geçişte efendim sonra içeri girdiği zaman ülkeye, oradaki ibadetlerinde, hareketlerinde, otelde, her yerde sabır lazım. Sabır dinin yarısı. Sabır dinin çok önemli bir duygusu, ibadeti. İnsanın çok sevap kazanmasına yarayan çok önemli bir ibadet sabretmek muhterem kardeşlerim. Tabi Allah size sabretmeye mecbur kalacağınız bir zor iş başınıza getirmesin. Sabra hiç lüzum kalmasın da hep efendim sevinçle geçsin gününüz ama bazen de hastalık olur, sabretmek gerekir. Ağrı olur, sabretmek gerekir. Dişi ağrır, göbeği ağrır, dizi ağrır insanın, midesi ağrır filan. Sabretmek lazım. Veya bazı sıkıntılı şeyler olur. Veya karşıdaki bir laf söyler, ona da sabretmek lazım. Sabretmezsen, sen parlarsan, o parlarsa, efendim ateşle benzin bir arada durmaz. Kibrit çaktı mı patlar. O zaman al sana yangın, al sana kavga. Ben filanca arkadaşla darıldım. Neden? Sabretmediğinde onun için oldu. Yani sabır, sabrın sonunun selamet olduğunu, sabredenin mükafat alacağını o ikinci hadisi şerifte de efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildirmiş oluyor. Tabii benim bu konuşmalarım daha ziyade evet Norveç'ten Orta Asya'ya kadar bütün Türkçe dinleyen, radyomuzu dinleyen kardeşlerimiz şey yapacaklar. Dinleyecekler ama maalesef bizim bu yayınlarımız Suudi Arabistan mıntıkalarına ulaşamıyor gökten, uzaydan. Ancak o yukarıdaki bölgelere ulaşıyor. Bunun için ayrı bir uydu lazım. Buradan dinlemiyor. Asıl hacılar dinlese keşke de efendim sabretseler sevapları çok olsa. Efendim Allah rızası için masraflarını gönül hoşluğuyla yapsalar sevapları çok olsa efendim tabii şimdiki dinleyicilerimin arasında da temenni ediyorum Allah nasip etsin önümüzdeki yıllarda hacca gidecekler vardır onlar iyice zihinlerine bu hadis-i şerifleri yerleştirsinler hacca yapılan masraflar çok sevap sabır çok sevaplı efendim sıkıntının yanında ferah vardır biraz beklerse insan imtihanı kazanır feraha sevince kavuşur zafere kavuşur zorluğun arkasından kolaylık gelir. Zorluğun arkasından mutlaka kolaylık gelir diye bilmesinde fayda var. Hatta bunu hacca gelmeden günlük hayatında orada uygulamasında fayda var. Komşularıyla münasebetlerinde, iş hayatında, müşterinin cevri cefasına karşı efendim dükkan sahibinin sabırlı olması lazım. Duraklarda sabırlı olmak lazım. Araba sürerken sabırlı olmak lazım. Birileriyle konuşurken sabırlı olmak lazım. Sabır her yerde güzel efendim ve çok sevaplı. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi İslam'ın bize öğrettiği güzel duyguları, edepleri, efendim huyları
benimseyenlerden eylesin ve o güzel huylara sahip olanlardan eylesin ve dünyamızı, ahiretimizi mamur ve mesut eylesin. Bir üçüncü hadisi şerifle konuşmamı kapatmak istiyorum. Bu da aynı sayfadan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cabir radıyallahu anh'dan Ceylen'in rivayet ettiği bir hadisi şerifi, müjdeli bir hadisi şerif. Müjdeyle kapatmak istiyorum konuşmamı. En niyetül hasenetü tudhilu sahibehel cenneh vel hulukul hasenü yudhilu sahibehul cenneh vel civarul hasenü yudhilu sahibehul cenneh hale racülüm ya Resulallah ve inkâne racülün racülle sev'in kâle ne'am alâ râvmi enfike. Sadaka Resulullah. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki en niyetül hasenetü güzel niyet, yani temiz bir niyet, içindeki güzel bir gaye, beslediği güzel bir duygu, efendim bir işi yapmadan önce içinde mevcut olan güzel bir niyet, tudhilu sahibehel cennet, bu niyet sahibini cennete sokar. Yani o iyi niyetinden dolayı sırf niyetiyle, o niyet ettiği güzel işi yapmaya muvaffak olamasa bile, bunlar da burada hadiste yok ama ben kendim başka hadis-i şeriflerden bildiğim için kesin olarak söylüyorum, yapamasa bile iyi niyetinden dolayı iyi niyet sahibini cennete sokabilir. Cennete sokar. Allah o niyetini kabul eder, severse sokar. Mesela adam diyor ki ben zenginim, bir hastane yaptıracağım. Bütün fukara orada muayene olsunlar. Efendim ben de sevap kazanayım diyor ama ömrü vefa etmiyor veya işi bozuluyor, yapamıyor. Tamam. O sevabı alır. Niyetine göre sevabı alır zaten. Demek ki sırf niyet. Amel olmasa bile, henüz uygulamaya geçirememiş bile olsa güzel bir niyet sahibini cennete sokar diye Efendimiz müjdeniyor. O halde kalplerimizi tertemiz yapalım. Niyetlerimizi hep güzelleştirelim. Hep güzel şeylere niyet edelim. Büyük şeylere niyet edelim. Yapamasak bile sevap var. İkincisi, vel hulukul hasene yudhilu sahibehul cenne. Güzel huyu da sahibini cennete sokar. Yani illa insanın zengin olması, para pul sahibi olması, büyük işler yapması bile gerekmiyor. Fukaracığım birisi, bir zayıf efendim Allah'ın kulu, efendim Allah'lık bir kul diyorlar ya, benim hoşuma gidiyor Allah'lık kul sözü. Efendim Allah'lık mütevazı, zavallı, miskin bir kul bile güzel huyu sayesinde cennete girer. Güzel huy sahibini cennete sokar. Bir tek huy ile olsa sabırdan girebilir, şükürden girebilir, merhametten girebilir, adaletten girebilir, doğru sözlülükten girebilir. Hasılı efendim güzel huyda sahibini cennete sokar. Ve civarül hasen, güzel komşuluk. Komşuluğu güzel yapmak. Bu da sahibini yuhizü sahibehül cenne. Sahibini cennete sokar. Yani sen bir yerde, bir mahallede, bir apartmanda, bir köyde komşusun. Komşularına iyilik yapıyorsun. Tam iyi insanlar olmasalar bile. Yani komşuluk ya, sen sabredeceksin ezalarına, iyilik yapacaksın. Çocukları haşarı, efendim senin ağacının meyvelerini yoluyor, camını kırıyor, top atıyor, bilmem ne söylemeyeceksin. Efendim sabredeceksin çünkü komşudur filan. Yani bunlar benim aklıma gelen misaller. Komşunun hatırını kollayacaksın. Güzel bir komşuluk ve insan bu yaptığı güzel komşuluk onu cennete sokabilir. Allah'ın rızası kazanabiliyor demek. Adamcağızın birisi Peygamber Efendimiz'in ashabından, Allah şefaatlerini elde etsin. Kale racülün. Bir adam dedi ki ya Resulallah inkâne racüle sev'in. Ya racülün su'un. Yani biraz kötü bir adam da olsa da cennete girer mi? Yani neler cennete sokacaktı insanı? İyi bir niyet cennete sokacaktı. Güzel bir huy cennete sokacaktı. Güzel bir komşuluk cennete sokacaktı. Şimdi sokacaktı ama cennete girecek olan bu adam çok iyi bir adam değil de şimdi tevazu gösteriyor şahıs. Kendisini düşünüyor belki. Etrafındaki birilerini düşünüyor belki. Diyor ki yani adam çok iyi bir adam değilse de iyi bir niyetiyle cennete girebilir mi? Güzel bir huyla cennete girebilir mi? Efendim iyi bir komşulukla cennete girebilir mi? Yani hani kendisi %100 tam safileşmemiş, son Müslüman, son altın gibi olamamış, kusurları var. Bu da cennete girer mi? Böyle niyeti güzelse, huyu güzelse, komşuluğu güzelse, ufak tefek büyük küçük kusurlarından dolayı o da cennete girer mi diye soruyor. Bir soru bu tabii. Peygamber Efendimiz'e yöneltilmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki naam, evet girer. Naam Arapçada evet tasdik manasına girer demek. Ala razı enfike, senin burnunun
yerde sürtmesine rağmen, yani hani keçi gibi diretsen burnun yerde sürtse bile, hani eğer desen ki içinden efendim ya kötü bir insan cennete giremez filan, galiba girmez gibi düşündüğünden zaten bu soruyu soruyorsun. Yine çok iyi insan olması lazım sanıyorsun. Hayır, burnun yerde sürtse bile Allah böyle sebeplerle bir insanı, kusurlu günahkar bir insanı da, efendim kötülükleri olan bir insanı da cennete sokabilir diye müjdeliyor. Ala ravmi enfike, burnun yerde sürtse bile, yani sen istemesen, tahmin etmesen, Allah Allah diye hayret etsen bile demek, o manaya geliyor bu. O halde niyetlerimizi güzelleştirelim, efendim huylarımızı güzelleştirelim, her işimizi güzel yapalım, hele komşularımıza tatlı davranalım. Sevgili ve aziz akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cumanız mübarek olsun. Allah cümlenizi iki cihan saadetine erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.